Önce antimikrobiyal nedir dersek antibiyotikleri biraz daha biliyoruz anne, ama antimikrobiyal biraz daha geniş kapsamlı. Yani bakteriler için, virüsler için, parazitler için, mantarlar için kullandığımız ilaçlara biz antimikrobiyaller diyoruz ve açıkçası günümüzde antimikrobiyal direnç önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Niye önemli bir sorun? Çünkü antimikrobiyallerle karşılaştıkça vücudumuzdaki mikroorganizmaların direnç geliştirme ihtimali artıyor ve biliyoruz ki günümüzde mesela bir Avrupa verisinden bahsedersem yılda 35 binden fazla insan sadece dirençli mikroorganizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarla hayatlarını kaybediyorlar. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel sağlık tehditleri arasındaki ilk ondaki konulardan biri de antimikrobiyal direnç maalesef. Ve yine tespitler gösteriyor ki eğer hiçbir önlem alınmazsa ve durum böyle giderse 2050 yılında yılda dünyada 10 milyondan fazla insanın sadece antimikrobiyallere dirençli mikroorganizmalarla gelişen enfeksiyonlarla hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. Öncelikle antimikrobiyallerimizi doğru kullanmamız lazım. Ve en çok karşılaştığımız aslında kış mevsimindeyiz, üst solunum yolu enfeksiyonları. Bunların çok önemli bir kısmı viraldir ve bunlarda aslında antibiyotiğe ihtiyaç yoktur. Bireysel olarak üstümüze düşen önemli görevlerden biri gereksiz antibiyotiği kullanmamak. Antibiyotiği her üst solunum yolu enfeksiyonunda talep etmemek gerekir hekimimizden de. Ve hekimimiz önermişse, gerek görmüşse onu da doğru dozda ve doğru sürede kullanmamız yine antibiyotiklere karşı direncin gelişmesinde önlemekte çok önemlidir. Direnci ancak enfeksiyon gelişir ve bununla ilgili bir tetkik yapıldığında anlarız, ama vücudumuzda çoğunlukla antimikrobiyal dirençli bir enfeksiyon gelişmişse bildiğimiz sık kullandığımız antibiyotikleri antimikrobiyallere yanıt alamayız. Tedaviye yanıt alamadığımızda aslında insan hayatının uzamasına önemli sebeplerden biri olan antimikrobiyallerin kullanımı böylece etkisiz hale gelmiş olabilir. Ve antibiyotikleri eğer gelişigüzel gereksiz kullanırsak o zaman direnç her mikroorganizmada artarak devam edeceği için bundan sonraki dönemlerde tedavisi çok güç. Bazen de basit bir ameliyatta bile bir enfeksiyonun tedavisi çok güç hale gelip hayatını kaybedebilecek duruma bile gelebilecek hastalar gerçekten küresel bir tehdit olarak karşımıza geliyor ve antibiyotikleri kaybetmek üzereyiz bile diyebilir. Antimikrobiyal direncin önlenmesinde en önemli şeylerden biri de enfeksiyonları önlemektir. Ne kadar az enfekte olursak o kadar az antibiyotiğe ihtiyacımız olur. Bunun için aşılama önemli bir konudur. Risk gruplarının ve normal toplumdaki bireylerin aşılanması çok önemli. Gereken aşılarımızı öncelikle yaptırmamız lazım. İkincisi, el hijyeni, gıda hijyeni gerekirse öksürük etiketleme dediğimiz maske kullanımı gereken durumlarda kullanmamız yine enfeksiyonlardan korunmakta çok önemlidir. Enfeksiyon ne kadar az olursa o kadar az antibiyotiğe, antimikrobiyale ihtiyaç olacaktır ve kullanım azalacaktır. Bunun yanı sıra tek sağlık kavramından da bahsetmek isterim. Tek sağlık aslında insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde de antimikrobiyallerin doğru kullanımını ifade eder. Sadece hekimlerin değil, aslında veterinerlerin ve diğer alanlardaki antibiyotiklerin de gereksiz kullanımından kaçınılması gerekir.